Servet, ne oldu, var mı bir haber? Allah kahretsin. Kurtulamadık gitti. Tamam kapat, ben seni arayacağım. Sonuç olarak biz rutin takibi yapmaya devam ediyoruz. Ama açıkçası bundan sonra elimizden pek fazla bir şey gelmiyor. Anlarım doktor bey. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir tavsiyeniz. Aslında Nurettin Hoca'nın da görmesinde fayda olur gibi geliyor bana. İstanbul Üniversitesi'nde. Kendisi bu tür vakalarda en aranan uzmanlardan biridir. Tabii eğer ikna edebilirseniz. Çok yoğundur kendisi. Ekibiyle birlikte gelir. Biz kendisine gerekli altyapıyı ve bilgiyi de sağlarız. Nasıl ulaşabilirim? Telefonları var bende. Buyurun yazdırayım size. Efendim Esma Hanım. Dilaver. Nasılsın? Nasıl olsun? Bildiğin gibi. Sen nasılsın? Bir yaramazlık yok değil mi? Yeğenim iyi mi? İyi iyi. İkimiz de iyiyiz. Şirketlerin yarısını aldık. Güzel. Hayırlı olsun. Haber vermemi istemiştin. Aradım ama ulaşamadım sana. Burada işler biraz karışık Esma Hanım. Boran ağamızın durumu hala muallakta. Gideyim mi kalay mı karar veremedi kendisi. Peki sen hangisini istiyorsun? O ne demek? Yaşasın tabii. Hatta göz açıp kapayana kadar iyileşsin. Yoksa ne tadı kalır ortaklığımızın? İstanbul'a gelecek misin? Bilmiyorum Esma Hanım. Boran ağanın durumuna göre bir yol haritası çizeceğiz kendimize. Peki. Görüşürüz öyleyse. Erdal amcayla konuştum. Babamın yakın arkadaşlarından biri. O bir arkadaşı vasıtasıyla bağlantıya geçecek. Sorun olmaz dedi. Burada bütün numaraları yazıyor. Tamam. Ben hallederim. Merak etme. Elimden geleni yaparım. Yalnız bu ne zaman kesinleşecek? Yarım saat içinde netleşir sanırım. Ben hemen yarın gelsinler istiyorum. Tamam. Merak etme. Sağ ol abay.